Merhaba arkadaşlar. Şimdi 3. dersimizde yine birlikteyiz. Neden bahsetmiştik? Önce ilk 2 dersi neden bahsetmiştik? Onlara bakalım. Sayı kümelerinden bahsetmiştik. Sayı kümeleri neydi? Rakamlarla başlamıştık. Rakam 0'dan başlıyor. 9'a kadar geliyordu. Sonra doğal sayılardan bahsetmiştik. Doğal sayılar 0'dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılardı. Eksiler yoktu. Sonra tam sayılardan bahsetmiştik. Tam sayılar eksi sonsuzdan geliyordu. Sayı doğrusunu düşünürsem eksi sonsuzdan geliyordu. Size göre bu taraftan eksi sonsuzdan geliyor 0. 0'dan sonra artı sonsuza kadar gidiyordu. Sonra neyden bahsetmiştik? Rasyonel sayılardan. Rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılabilen ama B 0'dan farklı olacak. Eğer B 0'dan farklı olmazsa bu tanımsız olur. Yani 1 bölü 0 diye bir şey olamaz. Bir şeyi 0'a bölemezsin. Hiçbir işlem yapmamış olursun. O yüzden rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılabilen A ve B doğal sayı olan sayılardır. Daha sonra irrasyonel sayılar vardı. İrrasyonel sayılar rasyonel olmayan sayılardı. Yani A bölü B şeklinde yazılamayan sayılardı. Ve en genel hali reel sayılar. Reel sayılar ise R harfiyle gösteriyorum. Rasyonel sayılar ve rasyonel olmayan sayıların birleşiminden oluşuyor. Bir küme yazacak olursam reel sayıları en dışa yazıyorum. Rasyonel sayılar ve rasyonel olmayan sayıları yazıyorum. En küçük olan doğal sayılar, yani sadece sıfırdan artıya giden pozitif sayılar, eksilere eklersem tam sayılar ve üstü her tam sayı bir rasyonel sayıydı. Rasyonel sayılar, rasyonel sayıların bir üstü reel sayılarda o zaman, yani kapsıyordu. En alta doğal sayılar alt kümesidir. Tam sayıların alt kümesidir. Rasyonel sayıların, rasyonel sayıların da reel sayıların alt kümesidir. Ve burada bu Venn şemasından göreceğim diğer rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların birleşimi reel sayıları bize verir. Evet, buna bakmıştık. Sonra bununla alakalı örnekler çözmüştük. Sonra eşit miktarda artan sayılara bakmıştık. Ondan önce doğal sayıların çözümlenmesine bakmıştık. Diyelim ki A, B, C birer rakam ve A, B, C diye 3 basamaklı bir sayı var. Bu sayıyı şu şekilde açıyordum. 100 tane A, 10 tane B ve 1 tane C diye. Bunlara bakmıştım. Sonra eşit miktarda artan sayılara bakmıştım. Eğer diyelim ki 2, 4, 6, 8 diye artıyor. En sonuncu 100 olsun ve 102'ye kadar giden bu sayılar ikişer ikişer artıyor. Bu sayıların toplamını tek tek yazmıyordum. Veya bu sayıların şu 3 noktada kaç tane olduğunu tek tek yazıp bulmuyordum. Şöyle yapıyordum. Kaç tane olduğunu bulmak için. Son sayı eksi ilk sayı böyle artış miktarı artı 1. Bu bana kaç tane olduğunu veriyordu? Toplamı da son sayı artı ilk sayı bölü 2, yani ortanca terim çarpı kaç tane oldu? Yani tek tek uğraşmak yerine sadece bu işlemi yapıyordum. Tamam. Ve bölme bölünebilme kurallarından bahsetmiştik. Neydi 2 ile bölünebilme kuralı? Son basamağı çift olacaktı. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. 4 ile bölünebilme kuralı. Son 2 basamağı 4'ün katı olacaktı. Sonra 5 ile bölünebilme kuralı vardı. 5 neydi? Son basamağı 0 veya 5 olacaktı. 8 ile bölünebilme kuralı. Son 3 basamağı 8'e tam bölünecekti. 9 ile bölünebilme. Rakamlar toplamı 9 ve 9'un katı olacaktı. 10 zaten en kolayı. Sayı 10'un tam katıysa, yani son basamağı 0 ise o sayı 10 ile tam bölünür diyorum. Şimdi bölünebilme kurallarını yapmıştım ama hiç örnek yapamamıştık. Şimdi direkt bu dersin o zaman örneklerle başlayacağız diyebiliriz. Hemen bir örnek yazacağım. A 3, B 5 sayısı. A 3, B 5 sayısı. 9 ile tam bölünüyormuş. Tam bölünen 4 basamaklı bir sayıymış. Buna göre diyor A artı B
toplamı en çok kaçtır? Şimdi 9 ile tam bölünebilen 4 basamaklı bir sayıymış. 9 ile bölünebilme kuralım neydi? Rakamları toplamım 9 ve 9'un katı olacak. O zaman bu 4 basamaklı sayının A artı 3 artı 5 artı B artı 5 sayısı 9'un katıymış tam bölündüğüne göre. Burada bana A artı B kaldı. Artı 8. 9K'ya eşitmiş. Şimdi zaten burada 8 var. 9'un katı olması için A artı B 1 olabilir. Sonra 18 olabilir. 9'un katlarını düşünüyorum. 18 olabilir. 18 olması için A artı B'nin 10 olması gerekir. 27 olabilir toplam ama A artı B birer rakam olduğu için en fazla A artı B'nin toplamı 18 olur. 18 artı 8'i topladığımda 26 oluyor. Demek ki en fazla alabileceği değer A artı B'nin 10'muş. Bir örnek daha yazalım hemen. A 3B sayısının (36) ile bölümünden kalan sıfırmış. Buna göre A'nın alacağı değerleri bulunuyor. Şimdi ben 36 ile bölümünden kalanını söylememiştim. Yani böyle bir bölünebilme kuralı söylememiştim ama şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Aralarında asal olan iki sayının, yani 36'nın asal bölenlerine bakıyorum. Bunlarla eğer bölünüyorsa bu sayı 36 ile de tam bölünüyor. Bu örnekten sonra küçük bir not yazayım o zaman. Şimdi evet, 36'yı aldım. 36 ile bu sayı tam bölünüyorsa, o zaman 36'nın bölenleri nedir? Asal bölenleri 4 ve 9'dur. Bu sayı 4'e ve 9'a da tam bölünüyormuş ki bunların çarpımına da tam bölünsün. 4'e ve 9'a tam bölünebilmesi için 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamağına bakıyordum. 9 neydi? Tüm rakamlara, yani tüm basamaklarına bakıyordum. O zaman az olandan 4'ten başlayıp daha kısa sürsün. 2A 32 olur. Veya 2A 36 olur. 40 olamaz. Bundan böldüğü de 28 olamaz. Şimdi diyelim ki bu. Eğer buysa 2 artı A artı 3 artı 2 yani 5 7 artı A. Bu sayının 9 ile bölünmesine bakacağım. Bu sayının 9 ile bölünebilmesi için, yani bu sayının 9K'ya eşit olabilmesi için A ne olabilir? A 2 olursa bu sayı 9 olur. 9'a bölünür. 18 olması lazım. O yüzden A'nın 11 olması lazım. Peki A 11 olabilir mi? A 11 olamaz. Çünkü A bir rakamdır. İkinciye bakıyorum. 2 artı 3 şu 6 artı 3 artı 6 artı A. 11 artı A 9 kaymış. 9 ile bölünebilmesi gerektiği için. Peki o zaman A ne olabilir? 18, yani A 7 olur. Burası 18 olur. Bu sayı 9 ile bölünür. 27 olması için A'nın 16 olması lazım ama böyle bir şey mümkün değil. Çünkü A bir rakamdır. A'nın alacağı değerler o zaman nedir? 2 ve 7 olur. Eğer böyleyse hemen bir not yazacağım. Biraz önce söylediğimi not olarak vereceğim şimdi. Diyorum ki aralarında asal olan A ve B sayılarına tam bölünebilen bir sayı, yani burada yaptığım şey A ve B sayılarına tam bölünebilen bir sayı A çarpı B'ye de tam bölünür. Yazalım şöyle. Aralarında asal olan A ve B'ye tam bölünen bir sayı A çarpı B'ye de tam bölünür.
Yani bir sene burada baktığım gibi 4'e ve 9'a tam bölünüyorsa 36'ya da tam bölünür. Diyelim ki 5'e ve 12'ye tam bölünüyorsa bunların çarpımı olan 5 çarpı 12 yani 60'a da tam bölünür. Aralarında asal olacak ama bu iki sayı. Diyelim ki 3'e ve 4'e tam bölünüyorsa bu sayı 12 ile de tam bölünür diyorum. Tamam, şimdi bakalım bir örnek daha yazalım. Basamaklı 7A6B sayısı 15 ile tam bölünüyormuş. A artı B kaçtır? Böyle uzun uzun yazmayayım, sayı yazayım. 4 basamaklı 7A6B sayısı 15 ile tam bölünüyormuş. Tamam. Buna göre diyor A artı B en çok kaçtır? Demek ki ona göre bir şeyler yapacağım. Şimdi buradaki notuma göre ne yapmam lazım benim? 15'in asal iki çarpanına bakacağım. Bakıyorum. 15, 3'ün ve 5'in çarpımıyla oluşur değil mi? Asal, aralarında asaldır 3 ve 5. O zaman 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. 5 ile bölünebilme neydi? Son basamağı 0 veya 5'ti. 5 daha basit olduğu için yani daha az basamağa bakacağım için 5 ile başlıyorum. 7, 6, 0 ya da 7 6 5 olur. Bana diyor ki A artı B en çok kaçtır? O zaman ben bunu hiç almayayım. 5 burada daha çok ya yani B'nin aldığı değer şu an 5 oldu. Bu sayıya göre bakacağım. 7 artı 6 artı 6 artı 5 neyle bölünmesi gerekiyor? 3 ile yani 3'ün katı olması gerekiyor. 11 7 daha 18 artı A 3'ün katı olmalıdır. A'nın alacağı değerler nedir? 0, 3, 6 ve 9. Daha fazla alamaz rakam olduğu için. En fazla A ne olabilir? En fazla 9 olabilir. O zaman A 9'muş. Bana neyi soruyordu? A artı B. A artı B 14 olur. Evet. Şimdi bununla ilgili çok fazla örneğimiz var. Bir örnek daha yapıp bir sonraki konuya geçeceğim. Şimdi bunlar küçük sayılarda. Diyelim ki bu sayıyı 15'e bölmek de kolay olur. Denemek kolay olur. Ama diyelim ki bana daha büyük şeyler veriyor. Milyonlu sayılar veriyor. Sınavda da genelde bunları sormaz. Üniversite sınavında bunları sormayacak. Daha büyük sayılar soracak. Mantığını kullanabileceğin şeyler soracak. Diyor ki bana. A diye bir sayı varmış. 2.573.401'miş. B diye bir sayı varmış. 39.642'ymiş. Olduğuna göre diyor. A kare artı B kare artı A çarpı B ifadesinin sonucunun 9 ile bölümünden kalanını soruyor. 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Evet, böyle bir A sayısının karesini almam mümkün mü? Çok çok uzun sürer. Hesap makinesinde dahi uzun sürecek bir işlem. Yani mümkün değil. Böyle bir hesap makinesi de mümkün değil. O zaman ne yaparım? Derim ki eğer bir sayının kalanı yani bir sayının toplayacağım bu sayının 9 ile bölümünden kalan diyelim ki 3 kalanın karesini alırım. Bunun da 9 ile bölümünden kalana bakarım. Yani bir daha benim büyük sayıda işlem yapmama gerek yok. Yani ne demek istiyorum? Şimdi A sayısının 9 ile bölümünden kalanı şöyle bulacağım. Rakamlarını toplayacağım. 2 artı 5 artı 7 artı 3 artı 4 0 ve 1. Kaç yaptı? 10, 20, 22. 22 sayısının 9 ile bölümünden kalana bakacağım. 22'yi 9'a böldüğümde şöyle kalan 4'tür öyle değil mi? Tamam. Peki B'ye baktım. B sayısı neydi?
3 artı 9, 6, 4 ve 2. Yani 10, 15, 24. 24 sayısının 9 ile bölümünden kalan 6 olur o zaman. Diyorum ki ben, benim diyorum bir daha bu sayının karesini almama gerek yok bu A'nın. Kalanın karesini alırsam ve 9'a bölersem yine büyükten aldığım kareyi verir bana. Yani büyükten alan kalanı verir daha doğrusu. Yanlış söyledim. O zaman A bu da 4'müş. A 4 ise B de 6 ise yazıyorum A kare 16. 4'ün karesi yani. B kare 6'nın karesi 36. A çarpı B kaçtır? 6 kere 4, 24'tür. Topluyorum bu sayıyı şimdi. 24, 30, 60, 76. 76 sayısının 9 ile bölümünden kalanı çabucak bulabilirim ama yine devam ediyorum. Bölmek istemiyorum. Şöyle yapıyorum yine. 7 artı 6, 9'da böleceğim. Şöyle yazmak daha doğru olur. 9'a böldüm. Önce 7, 6 artı kaçtır? 13'tür. 13 sayısını da 9'a bölmek kolay ama yine bölmüyorum. Şöyle yazıyorum. 1 artı 3 yani 4. O zaman diyorum ki bu 4 sayısı bu sayının 9 ile bölümünden kalanmış. Yani bir daha benim bu sayının karesini alıp bunun karesini alıp ikisini çarpıp işlem yapmama gerek yok. A'nın 9 ile bölümünden kalanı aldım. B'nin 9 ile bölümünden kalanı aldım. Ve benim onun benden istediği işlemi kalanların üzerinden yaptım. O zaman kısa bir not daha yazayım bununla alakalı. Yani bu aslında genel geçer bir kural. Bir örneğin üzerinde gördük. Bu tip örneklerde kullanabileceğim bir kural. Birbirinden farklı A ve B sayılarının C ile bölümünden kalanlar sırasıyla X ve Y olsun diyor. O zaman A artı B'nin C ile bölümünden kalan X artı Y olur. Yani ayrı ayrı kalanlarını topluyorum. O zaman A çarpı B'nin C ile bölümünden X çarpı Y'dir. C ile bölümünden kalan. A eksi B'nin C ile bölümünden kalan da yine kalanları ne yaparım? Çıkartayım. X eksi Y olur diyorum. Tamam. Şimdi bakalım. Bir sonraki başlığımız bir tam sayının pozitif tam sayı bölenleri. Diyor ki her pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı biçiminde yazılabilir. Evet yazılabilir. Diyelim ki 1 sayısı. 1 de 1 çarpı 1'in çarpımı ile oluşur. Bu sayılardan her birine verilen sayının pozitif tam sayı böleni ya da çarpanı denir diyor bu sayılar. Biraz önce 36'yı yapmıştık ya 4 çarpı 9'du. Şimdi bir örnek yazalım. Başlığını da atalım. Bir tam sayının pozitif tam sayı bölenleri. 1 tam sayının pozitif tam sayı bölenleri. Tanım yazmıyorum. Söylemek istediğini anladım zaten. Ne diyor? Bir tam sayı yani her tam sayı aklıma gelebilecek her sayı diyelim ki 5. 5 neyden oluşur? 1 çarpı 5'ten oluşur. Her tam sayının bir çarpanı vardır. Sıfır da dahil öyle değil mi? Ama bana pozitif tam sayı diyor. Sıfır pozitif midir değildir. Sıfır nötrdür. Diyelim ki bir sayı yazalım. Kaç olsun? 30.
36. 36 sayısı 1 çarpı 36'dan oluşur. 2 çarpı 18'den oluşur. 3'e bölünür mü? Bölünür. 3 çarpı 12'den oluşur. 4'e bölünür mü? Bölünür. 4 çarpı 9'dan oluşur. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 6 çarpı 6'dan oluşur. 7'ye bölünür mü? Bölünmez. 8'e bölünür mü? Bölünmez. 9'a bölünür mü? Buradan sonrası bir daha bunun tersine dönecek. Yani 9 çarpı 4, 12 çarpi 3, 18, 2, 36'ya bölünür. O zaman 36'yı oluşturan sayılar şunlar değil miymiş? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36. Bu sayılardan bir şekilde ben 36'yı oluşturuyormuşum. Tamam. Şimdi benim bir formülüm var. Bu sayıları diyelim ki 36 küçük bir sayı. Bunu yapmak kolay tabii ki ama büyük bir sayıda ne yapacağım? Tek tek yazacak mıyım bütün bölenlerini? Kaçırabilirim, atlayabilirim. O zaman şunu söylüyor. Tanım biraz karışık ama çözerken çok basit aslında. Şöyle yazalım. 1 A pozitif tam sayısının asal çarpanlarından ayrılmış biçimi şöyle olsun. Bir A sayısı varmış. P1, N1, P2, N2, Pn, Nm ise diyor. Bu sayının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı üstünü bir artırmışım. N1 artı 1 çarpı N2 artı 1. Kaç tane ise? En sonuncusu kaçtı? Nm. Nm artı 1. Bu sayının pozitif tam sayı bölenlerine veriyormuş. Ne demek istedim şimdi bu tanımda? Hemen bir örnek yapıyorum. Zaten çok kolay. Daha önceden de hatırladığınız bir konu. Hemen bir örnek yazalım. Diyelim ki 504 sayısı. Diyor ki 504'ü, şöyle örnek yazalım. 504'ü neye ayırmam gerekiyor? Asal çarpanlarına. Ayırdım. Böldüm 2'ye. 2'ye böldüm. 252. 2'ye böldüm. 126. 2'ye böldüm. 63. 2'ye bölemem. 3'e bölmem lazım. 21. 3'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Yani 504 neyden oluşuyormuş? 3 tane 2'den, 2 tane 3'ten ve 1 tane 7'den. Şimdi bu hale getirdim mi? Üslü olarak yazdım ben 504'ü. Ne yapmam lazım o zaman? 3'ü 1 arttırıyorum. Çarpı 2'yi 1 arttırıyorum. 1'i 1 arttırıyorum. 4 çarpı 3 çarpı 2. Yani kaç yaptı? 4 kere 3, 12. 24 tane tam sayı bölenleri varmış. Pozitif tam sayı bölenleri. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ama çok kolay bir konu olduğu için devam etmiyorum. Bu dersimiz buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders görüşmek üzere.